mimarlık hedefini nasıl koymuş? Mimarlık seçmek için bir özel yeteneğe ihtiyaç var mı? Üniversite etiketinin önemi var mı? İnşaat mühendisliğinden ve iç mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı bölümlerinden tam olarak farkı ne? Çalışma ortamı anlamında bir bayan için dezavantajları var mıdır mimarlığın? Dışarıdan gerçekten çok havalı ve güzelmiş gibi görünebiliyor. Hı-hı. Ama mezuniyet sonrası profili birazcık anlatabilir misin? Gerçekten mimarlık var maalesef. Mimarlık için üniversite seçiminde adayların neye dikkat etmesi gerekiyor? Sen neye dikkat ediyorsun? Tercih Fest YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz mimarlık. Konumu almadan önce mimarlık hakkında size birkaç veriden bahsetmek istiyorum. Öncelikle mimarlık hepinizin bildiği gibi sayısal puan türüne alan bir bölüm. Geçtiğimiz yılki yani 2019 yılındaki verilere bakacak olursak mimarlıkla alakalı şu veriler karşımıza çıkıyor. Mimarlığın 4987'si devlet, 3330'u vakıf, 400'ü KKTC, 66'sı yurt dışı olmak üzere toplam 8783 kontenjanı varmış. Ve bu kontenjanın %74,7'si yani 6561'i dolmuş, 2220 kontenjan ise boş kalmış. Hepimizin bildiği, kabul ettiği gibi sosyal statüsü çok yüksek olan, popülaritesi yerinde olan mimarlığın boş kalmasının sebebini, yani 2222 kontenjanın boş kalmasının sebebini bugün konuğum Burcu Ulutaş'la konuşacağız. Tabii bununla birlikte mimarlık bölümünün seçim evresini, kimlerin seçmesi gerektiğini, öğrencilik hayatını mezuniyetten sonraki kısmı Burcu'dan dinlemiş olacağız. Burcu'nun değişik bir hikayesi var. O da şu, mimarlığı ilk başta bir vakıf üniversitesinde okumaya başlıyor. Ardından üniversite arası yatay geçişle birlikte ülkemizin mimarlık alanında öncü olan bir üniversitesine geçiş yapmış oluyor. Bir vakıf üniversitesinde başlayıp bir devlet üniversitesine geçiş yaptığını sizlere belirtmeliyim. 2016 yılında mezun oldu ve mezuniyetten bu zamana kadarki tecrübelerini ve öğrencilik hayatını Burcu'dan dinlemiş olacağız. Burcu merhaba. Merhaba Burak, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim, sağ ol. Evet. Burcu şu an üniversite adayları zorlu bir maratonla birlikte evden sınava hazırlanıyorlar. Bir yandan da hangi bölüme gideceklerini kimilere karar verdi, kimileri şu an hala belirsiz, kimileri sınav zamanında karar verecekler. Mimarlıkta özellikle sayısalcı öğrencilerin çok merak ettiği, kimilerin büyük bir kısmının da hedef olarak kendisine koyduğu bir bölüm. Sen de bir mimarlığı okudun, mezun oldun. Bu tecrübelerinden yararlanacağız senin bu programda. Öncelikle mimarlığı seçim evrene girmek istiyorum. Mimarlık hedefini nasıl koymuştun? Öncelikle benim ailemin de inşaat sektöründe yer almasından dolayı küçüklüğümden itibaren mimarlık, inşaat mühendisliği gibi konularda fikir sahibiydim. Hı hı. Ve daha ilkokul zamanından mimar olmak istediğime karar vermiştim. O zamandan beri istediğim bir bölümdü ve sonra da ulaştım amacıma, bu şekilde oldu. Yani genellikle öğrenciler şu şekilde ilerlerler. Kendilerine ütopik veya çok büyük bir hayal koyarlar, hedef koyarlar. İşte bu mimarlık olur, bu tıp olur, bu hukuk olur, psikoloji olur artık. Bu bölüme kimileri kavuşur, bu hedeflerine kimileri kavuşur, kimileri ise bu bölüm için gerekli olan puanı elde edemedikleri için alternatifleri değerlendirmeye başlarlar. Senin ilk hedefin anladığım kadarıyla mimarlıktı ve sen bu mimarlık hedefine ulaşmış oldun. Peki çok klişe olacak ama gerçekten merak edilen bir konu. Mimarlık seçmek için bir özel yeteneğe ihtiyaç var mı? Benim fikrim mimarlık seçmek için özel bir yeteneğe ihtiyacın olmadığı yönünde. Daha çok aslında gerçekten mimarlık yapmayı istemekle alakalı. Çünkü zor bir bölüm olduğu biliniyor. Sizler tarafından da biliniyordur. Yani özel bir yetenek, özel bir çizim yeteneğinden ziyade daha çok hayal gücünün yüksek olması, yani sınırsız olması, daha sonrasında bunu gerçekten yapmak istemeye yönelik ders çalışma üzerine kuruluydu benim eğitimim. Yani özel bir kursa gitmedim. Ve yetenek olarak da bence herkes mimarlık fakültesine girdikten sonra eskiz çalışmalarıyla, tasarım çalışmalarıyla yeteneğini geliştirebilecek düzeye geliyor. Yani çok güzel çizimler yaptığın için vesaire olduğu için mimarlığa yönelen insanlar veya yöneltilen insanlar vardır. Burada evet, işte bir insan çok güzel çizim yaptığı için mimar olmalı, yanlış bir kavram, yani yanlış bir genelleme olarak
Evet, yani çizim yapmak da önemli tabii ki. Çizimi güzel yapabilmek de önemli. Çünkü aslında mimarlığın derdi, yani mimarlığın durumu aslında istediğin şeyi, hayal ettiğin şeyi anlatabilmek. Dolayısıyla çizim yapabilmek aslında önemli bir faktör. Ama sadece yeteneğim var diyerek de mimarlık seçmek doğru değil. Çünkü mimarlığın teknik yapısı da çok kuvvetli olduğu için sadece çizimden oluşmuyor. Mesela resim yapmaya da bir ilginiz olabilir ama mimarlık çok daha farklı bir durum bence. Peki bu bölümü seçmeye karar verdikten sonra sıra ikinci aşama olan üniversiteye geliyor. Üniversite seçiminde sen puan bazlı mı hareket etmiştin, yoksa üniversite seçimi yaparken kesinlikle işte mimarlıkta şunlara dikkat etmem lazım, işte ne bileyim üniversitenin lokasyonu, şehri, işte ne bileyim işte atölyesi, çizim odaları, artık neyse, mimarlık için üniversite seçiminde adayların neye dikkat etmesi gerekiyor? Sen neye dikkat etmiştin? Benim dikkat ettiğim konular şöyleydi aslında. Öncelikle bence mimarlık İstanbul'da okunmalı, şehir dediğimizde. Çünkü İstanbul'un tarihi yapısı çok geniş ve birçok mimari esere ev sahipliği yapıyor. Her anlamda baktığınız zaman kendinizi geliştirebilmeniz çok olası İstanbul'da. Etkinlikler olsun, değişik atölyeler olsun. Onun haricinde okulun akademik kadrosunun durumuna çok dikkat etmiştim. Çünkü hedeflediğim bir devlet üniversitesi vardı ve o akademik kadroyla aynı güce sahip bir akademik donanım beklemiştim seçtiğim üniversitede. Ve son olarak da ders programına dikkat ettim. Çünkü mimarlığa baktığımız zaman okullarda farklı farklı ders programları görülebiliyor. Bazısı teknik anlamda daha donanımlıyken bazısı tasarım anlamında ve sanat yönünde geliştiriyor kendini. Benim hedeflediğim ve istediğim donanım teknik olandı. Dolayısıyla ders programının içeriğine, başlıklarına da dikkat ederek seçimimi yaptım. Burada mimarlık konuşulduğu zaman her zaman mimarlığın aslında çoğu bölümü birbiriyle böyle özdeşleştirildiği veya karşılaştırıldığı bölümler var. İşte nedir? İşletmeyle iktisattır. İşte ne bileyim psikolojiyle PDR'dir. Ve mimarlık akla geldiğinde de hemen mimarlık mı inşaat mühendisi mi? Mimarlık mı iç mimarlık mı? Gibi karşılaştırmalar ve kıyaslamalar yapılır. Bence çok da karıştırılır. Mimarlığın inşaat mühendisliğinden ve iç mimarlık veya iç mimarlık çevre tasarım bölümlerinden tam olarak farkı ne? Hangisi hangisini kapsar, hangisi nerede ayrılır? Bize bunlardan biraz bahseder misin? Mimarlık aslında bu dalların hepsini içinde bulunduran bir ana bilim dalı. İçerisinde hem mühendislikler var, bunun içerisinde hem inşaat mühendisliği, hem makine mühendisliği, hem elektrik mühendisliğinin bilgileri mevcut. Hem de tasarım anlamında mimarlık, iç mekan tasarımı olarak iç mimarlık, çevre tasarımı olarak peyzaj mimarlığı bilgileri mevcuttur mimarda. Yani aslında mimar dediğimiz hem işin teknik kısmını çok iyi bilmelidir, hem de tasarım ve sanat anlamını çok iyi bilmelidir. Sanki bir binanın orkestra şefi gibidir mimar. Dolayısıyla bu bütün bilimleri içinde barındıran bir ana bilim olduğu için çok daha özel olduğunu düşünüyorum ben mimarlığın. Ve aslında her birine dair bir bilgisi olması gerekiyor mimarın, her bir bilim dalına dair. Eğer diyorsanız ki ben işin tasarım kısmına çok yaklaşmak istemiyorum, daha teknik çalışmak istiyorum inşaat sektöründe diyorsanız, kesinlikle mimarlık yerine inşaat mühendisliği gibi daha mühendisliğe yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Ama ben hem tasarımın hem de tekniğin bir arada bulunduğu bir bölümde olmalıyım ve hem tasarıma müdahale edebilmeli, aynı zamanda bu binanın ayakta durabilmesi için sahip olması gereken özellikleri bilmeliyim diyorsanız... Birazcık somutlaştıralım mı? Şimdi ben bir inşaat firmasıyım. Artık inşaat firması bünyesinde mi olur bilmiyorum. Bir firmayım. Firmamda bir tane mimar çalıştırıyorum, bir tane iç mimar çalıştırıyorum, bir tane inşaat mühendisi çalıştırıyorum. Bir proje yapacağım. Bu projede bunların görev dağılımı nasıl oluyor? Mimar işte evin nasıl olacağını şekillendirir. İşte iç mimar bunun kale budurlarını falan yapar ve gibi böyle şeyler. İnşaat mühendisi de bunun işte kaç metrekare bilmem neyine falan olacağını falan mı karar verir?
Şöyle aslında bir proje yapılacak. Bu projenin çizimi ve işverene sunulması, daha sonrasında işte kaç katlı olacağı, hangi malzemelerin kullanılacağı ve ne kadar metrekareye sahip olacağı gibi özelliklerin hepsi mimar tarafından belirlenir ilk başta. Bununla paralel olarak inşaat mühendisliği bu binanın gerçekten içindeki yükleri taşıyabilmesi, rüzgara karşı koyabilmesi, deprem yönetmeliğine uyumlu olabilmesi için çalışmalar yapar inşaat mühendisliği. Aslında mimar ve inşaat mühendisi bu noktada aynı anda bir paralel olarak çalışırlar. Ama asıl projeyi şekillendiren, geliştiren ve karar verici merci mimardır. İç mimarsa bu hazırlanmış projenin iç mekan tasarımıyla ilgilenir. Eğer bu bir otelse, özellikle otel gibi daha önemli iç mekana sahip olması gereken bir binaysa, iç mimarın görevi çok önemlidir. Çünkü insanların o binaya girdiğinde neler hissedeceği iç mimar tarafından belirlenmiş oluyor. Yani sıralamaya baktığımızda projenin düşünülmesi, hayata geçirilmesi, çizilmesi mimar tarafından, o projenin gerçek hayatta yüklere karşı koyabilmesi, depreme karşı koyabilmesi ve yaşayabilmesi inşaat mühendisliği tarafından ve iç mekanının düzenlenmesi iç mimarlık tarafından düzenleniyor. Aslında hakikaten inşaat mühendisleriyle mimarların işleri, yani siz tabii işin içinde olduğun için yani çok kolay anlatabiliyorsun, anlayabiliyorsun ama yani dışarıdan birisi için aslında karışması çok normal gibi duruyor aslında. Ben mesela dinlediğimde çok da birbirinden farklı şeyler olarak karşıma çıkmıyor. Şimdi yani aslında ilerleyen zamanda, ilerleyen sorularda ben çalışma hayatıyla ilgili soru soracağım ama burada aklıma gelmişken sormak istiyorum. Şimdi bazen bu inşaat mühendisliği, mimarlık gibi bölümler için, özellikle inşaat mühendisliği için bayanların çalışma ortamı anlamında dezavantajlı olduğu gibi bir algı var. Bu konuda sen mimarlık için bir şeyler söylemek ister misin? Yani bayanların işte erkeklerden daha dezavantajlı olduğu, daha işte oryante sürecinin geç olduğu vesaire gibi bilgiler var mıdır? Yoksa hakikaten inşaat mühendisliğinde de aslında bu büyük kesim tarafından yıkılıyor, alakası bile yok tarzında. Çalışma ortam anlamında bir bayan için dezavantajları var mıdır mimarlığın? Şöyle, aslında mimarlık mezununun çalışabileceği iş alanları çok çeşitli. O yüzden mesela bir şantiyede çalışıyorsa mimar, eğer bir kadınsa tabii ki çok fazla erkeğin içerisinde olmasından dolayı belki rahatsız olabilir. Bu insanın kişilik yapısına kaynaklı bir durumdur. Eğer ki zorluklarla göğüs gerebilecek bir kişilik yapısına sahipse aslında kadın veya erkek olması fark etmiyor. Ama mimar mezunu sadece şantiyede çalışmaz. İnşaat firmalarının ofislerinde çalışabilir. Bir mimarlık ofisinde çalışabilir ki çoğunlukla mimar mezunlar tasarım ofislerinde çalışıyor. Onun haricinde mimarlıkla alakalı farklı dallarda çalışılabiliyor. Farklı çok çeşitli dallar var. Ben sadece genel olarak Bunları sundum zaten size. ilerleyen kısımda soracağım. Sadece hani kadınlarla alakalı kişiden kişiye değişebilecek durumlar var diyorsun. Evet, şantiye ortamı belki bir tık Ama insanları zorlayabilir. evet, bazı insanlar için belki bu bir sıkıntı olabilir çalışma ortamı anlamında. Şimdi mimarlık öğrencisinin 4 yılını senden özetlemeni isteyeceğim Burcu. Sen mimarlık mezunsun, yakın zamanda mezun oldun. Mimarlık ya bazı bölümler için şöyle. Bazı bölümler gerçekten ders müfredatı olarak çok rahat bir havaya sahiptir. İşte birinci sınıfta yoğunluk vardır, ikinci sınıfı rahattır, üçüncü sınıfı yoğundur, dördüncü sınıfı birazcık daha rahattır gibi. Bazı bölümler için söylüyorum tabii bunu. Bazı bölümler vardır, full ezber yaparlar, çok kitap okurlar, işte çok araştırma yaparlar. Mimarlıkta böyle uzaktan bakıldığında, ben de öğrencilik yıllarında mimarlık okuyan arkadaşlarım dışarıdan baktığımda çok havalı dururlardı. İşte çantaları, cetvelleri, işte büyük büyük defterleri, kağıtları ve bu havalı olmalarının yanı sıra ciddi de bir yoğunlukları vardı. İşte sosyal aktivitelerden bir tık geriye kalıyorlardı sanki. Bu noktada bize ilk olarak, ilk kısımda mimarlık öğrencisinin akademik, yani bir yılını akademik olarak nasıl değerlendirirsin? Bir yıl değil, özür diliyorum. 4 yılını bize nasıl değerlendirirsin? Şöyle diyebilirim aslında, dışarıdan gerçekten çok havalı ve güzelmiş gibi görünebiliyor. Ama birinci sınıftan itibaren mezun olana kadar sürekli olarak çalıştığınız bir bölümdür mimarlık.
Gecesi gündüzüne karışır, çoğu akşam sabahlanır. Böyle yani rahat olmayan ve sosyal aktivitelere fazla vakit ayıramayacağınız bir bölümdür. Hatta şey denir yani, mimarlık okuyorsanız işte öyle öğrenci hayatı yaşayamıyorsunuzdur. İşte kafelere takılamıyorsunuzdur. Bazı etkinliklere giremiyorsunuzdur. Bu gerçek, gerçekten böyle bir durum var. Çok yoğun bir çalışma var mimarlık bölümünde. Yani sadece yani bu senin için mi böyleydi, yoksa mesela sen çünkü çok idealistsin, çok ders çalışıyorsun, ben tanıdığım için biliyorum. Mesela örnek veriyorum, 50 kişilik bir ders arkadaş grubunda, 50 kişilik bir mimarlık grubunda mesela 10 kişi mi senin bu anlattığın profildedir, yoksa 50'si de bu şekilde bu tempoya tabi olmak zorunda mıdır mezun olabilmesi için? Şöyleydi aslında, çoğu insan gecesi gündüzüne karışarak çalışıyordu, bu bir gerçekti. Bazıları çok bu durumu dikkate almayan insanlar olmuştu. Onların okulu uzadı. Böyle bir durum oldu. Yani okulu işte mesela 4 artı 1 ise hazırlıkla birlikte 5 senede değil de 6 veya 7 senede bitiren insanlar oldu. Onun haricinde bazı insanlar da, onlara gerçekten saygı duyuyorum diyebilirim, hem gerçekten çok çalışıp hem de bütün etkinliklere katılan insanlar oldu. Onların da şöyle bir durumu var, hani uyumadıklarını düşünüyoruz açıkçası. Çünkü gerçekten mimarlık okurken zaten çok az uyunan bir bölüm. Bu kötü bir durum aslında. Ama aynı zamanda da etkinliğe katılanlar vardı. Yok diyemem. Yani etkinlik aslında ikinci kısımda ben sosyal hayatı soracaktım. Tam da sen de değinmiş oldun. Mimarlık öğrencisi, senin bu anlattığın öğrenci profilini düşünelim. İşte hem derslerine katılır, hem işte başarılı bir grafik çizer, hem de işte uyumayan öğrenciler var ya. Bu öğrenciler ne yaparlar kendilerine daha fazla bir şey katabilmek için, özel alana dair? Ben mimarlık öğrencisiyim. Mezuniyetten sonrası için bir şeyler yapmak istiyorum. Neler yapabilirim? Şöyle, aslında farklı durumlar var. İstanbul dediğim gibi bu konu hakkında iyi bir şehir. Çok fazla atölyeler var. Bunları zaten okullarda paylaşıyorlar öğrencilerle. Değişik farklı gruplarla atölye etkinliklerine katılabilirler. Bunlar yurt dışında da gerçekleşiyor. Onun haricinde mimarlıkla ilgili okulda kulüpler açılıyor. Bu kulüplere katılıp yine etkinlik oluşturabilirler öğrencilerle birlikte, öğretmenlerle birlikte. Farklı alanlarda mesela işte tasarım üzerine veya da bir şey inşa etme üzerine veya da lise öğrencilerine mimarlığı anlatmak üzerine farklı farklı etkinliklerin yapıldığını hatırlıyorum ben okulda. Bunlar güzeldi. Aynı zamanda mimarlığı da sevdiren etkinlikler bir anlamda insanlara. Yani o güzel tarafını daha çok hissedebildiğiniz etkinlikler oluyor. Onun haricinde dil eğitimi alan insanlar vardı ki dil eğitiminin mimarlıktaki etkisi yine çok büyüktür. Çünkü mimarlık genel anlamda bir uluslararası bir mesleğe dönüşmek üzere. Yani bir malzeme alacağınız zaman yurt dışıyla görüşmeniz gerekebiliyor veya da yurt dışından İtalyanca bir iş aldığınız... İtalyanca mı? Burada İngilizcenin yanında İtalyanca mı? Yani genellikle mimarların üstüne durduğu yabancı dil. İtalyanca'yı mimarlıkla çok bağdaştırıyorlar gerçekten. Ama İtalyanca'nın mimarlığa çok yardım ettiğini düşünmüyorum ben. Çünkü İtalya'da gelen hani malzemeler ve mobilyalar daha çok iç mimarlığa hizmet ediyor. Aslında iç mimarlık seçilecekse İtalyanca mantıklı olabilir ama mimarlık alanında İtalya ile bir bağlantı olduğunu fazla düşünmüyorum ben. Daha çok İngilizce çok önemli, Rusça çok önemli, Almanca ve Çince. Yani bence bu dört dil en önemli diller mimarlık alanında. Ve bu sosyal yaşamın içinde, yani derslerin haricinde kalan zamanda işte kulüp aktiviteleri vesaire, bunlardan bahsettin ya. Öğrenciler bunun yanı sıra işte belki 3. sınıfta ve 4. sınıfta oluyordur genellikle, eğer varsa eğer. Part time olarak çalışıyorlar mı? İşte çalışmak zorundalar mı daha doğrusu? Çalışıyorlarsa ne gibi yerlerde ve hangi şartlar altında çalışıyorlar? Bize biraz da bunlar hakkında bilgi verir misin? Tabii. Mimarlığın son senesine doğru artık iyice dersler azaldığında ve sadece bitirme projesi kaldığında belirli bir vaktiniz oluyor okulda. O vakti staj yaparak, part-time çalışarak geçiren insanlar vardı. Bunun şöyle bir avantajı var. Eğer mezun olmadan önce yazın veya okul döneminde
Part-time çalışmaya başlarsanız ileriki dönemde mezun olduktan sonra işe girmeniz çok daha rahat oluyor. Çünkü o iş yeri size alışıyor, siz ona alışıyorsunuz ve bir şeyler öğrenmeye başladığınız için o iş yeri artık sizi tutmak istiyor yanında. Bu doğru ve mantıklı bir adım olacaktır mimarlık öğrencileri için. Daha mezun olmadan bir şekilde bir yerde çok fazla da bir şey kazanmayı düşünmeyerek kendilerine tecrübe katabilirler. Böylelikle mezun olduktan sonra daha donanımlı olacaklardır. Peki. Şimdi Burcu, en önemli kısımlardan bir tanesine geldik. Mezuniyet sonrası. Şimdi mimarlık hakikaten aslında böyle programın açılışında da söylemiştim. Hani şey vardır ya, benim kızım işte ne doktorlar, ne hakimler, ne işte mimarlar da bu hakikaten toplum tarafından çok ciddi anlamda yukarıda tutulan bir bölümlerden, mesleklerden bir tanesi. Mimarlık bu popülariteyle birlikte aslında çok fazla üniversite açılmaya başlandı ve çok fazla üniversite öğrencisi var. Bu üniversite öğrencileri mezun da oluyorlar tabii. Mezun olduktan sonra hepsi iş bulabiliyor mu? Mezuniyet sonrası hakkında bizlere ne söylemek istersin? Ki sen de şöyle bir insansın. Türkiye'nin mimarlık alanında hakikaten öncü üniversitelerinden bir tanesinden mezunsun. Arkadaşlarını ve kendini baz alarak bize mezuniyet sonrası profili birazcık anlatabilir misin? Tabii. Mezun olduktan sonra bu okulun yoğunluğundan dolayı insanlar önce bir nefes almak istiyor. Bu hepimizde olmuştu. Ardından belli bir süre rahatladıktan sonra artık işe gireyim, bir işim olsun diyerek başvuru yapmaya başlıyoruz. Bizim yaşadığımız deneyime göre başvurular bir sonuç veremedi bize. Şöyle ki biz, yani ben kendi açımdan anlatayım. Birçok yere başvurmuştum, görüşmelere gittim fakat bir sonuç alamadım. Ve bu benim mesleki anlamda kendime olan özgüvenimi sarstı. Ve ne yapabileceğim konusunda panik yarattı açıkçası kendimde. Bunu birçok arkadaşım... Bir araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi bir veri var. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi biliyorsun, bölümlerle alakalı bazı istatistikler yayınlıyor. Mesleklerle alakalı. Mimarlıkla alakalı çarpıcı bir durum var. Mimarlık mezunu insanların ortalama iş bulma süresi 5 ay 10 gün. İstihdam oranı, mezunların istihdam oranı %60. Kamuda işe yerleşme oranı çok düşük, %2. Asıl önemli kısım şu, çalışanların, yani mimarlık mezunu olup da çalışanların %21'i büyük ölçekli firmalarda çalışıyor. %10'u orta ölçekli, %31'i küçük ölçekli. %36, yani en büyük orana sahip bir kısım mikro ölçekli firmalar çalışıyor. Bu senin söylediğinden ve bu verilerden şunu çıkartabilir miyim? Aslında mimarlık mezunlarının çalışabileceği çok alan var ama mimarlık mezunları bu mikro ölçekli firmaları birazcık kenara atmak için mi işsiz kalmayı tercih ediyorlar? Hayır, aslında şunun şöyle bir açıklaması var bunun. Mikro ölçekli dediğiniz küçük işletmeler, küçük mimarlık ofisleri yeni mezun bir mimar alıyorlarsa bütün amaçları çok yüksek iş yükü verip çok az paraya çalıştırmaktır. Bunu çok duyduk ve yaşadık. İnsanlar biraz daha kurumsal, daha büyük ve haklarını savunan şirketlerle çalışmayı istiyorlar. Fakat maalesef iş olmadığı için yine o küçük ölçekli dediğimiz 2-3 kişiden oluşan ofislere tabi oluyorlar. Bunu ben de yaşadım. 3 kişinin çalıştığı bir ofise girmiştim ve her gün saatlerce, belki de mesai saatinden çok daha fazla çalışıyorduk. Hafta sonu da çalışıyorduk. Ve karşılığında aldığım ücret benim hiç tatmin etmiyordu. Aldığım eğitimi ve donanımımı hiç karşılamıyordu. Bu beni psikolojik anlamda çok etkilemişti. Çünkü hak ettiğimi bu olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Ve şöyle söylemeliyim, yeni açılan işletmeler, 3 kişiden oluşan, 4 kişiden oluşan işletmeler para kazanabilmek için çok fazla iş alırlar ve kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Böyle bir ofiste çalıştığım için neredeyse 2 günde bir yeni bir projeyi bitiriyorduk biz. Bu durumda da tabii ki bu bir insanın kaldırabileceği bir yük olmadığı için ya orada evet kalıp savaşmayı deniyorsunuz ya da artık en sonunda oradan çıkıyorsunuz.
Yani en fazla iş alanı yine küçük mikro ölçeklerde var. Fakat bunlar da insan haklarını savunan şekilde olmuyor maalesef ki. Yani büyüklerimizden şöyle tavsiyeler, nasihatler alırız genellikle. Gençlere şöyle tavsiyelerde bulunurlar. Birazcık sebat et, işte işi öğren. İşi öğrendikten sonra daha büyük kapılar açılır, daha iyi kapılar açılır. Hem de işi öğrenmiş olursun tarzında tavsiyelerde bulunur. Belki de aslında bu olması gerek de siz mimarlık mezunları mı sabretmiyorlar? Yani bunun için sabreden Bu arada, insan... bu arada yani sen aslında bir grubu temsil ediyorsun. Tabii ki de farklı durumda olan mimarlık mezunları da vardır ama sen aslında bence benim kanaatim büyük bir kitleyi temsil ediyorsun. Özellikle Türkiye'nin en öncü üniversitelerinden bir tanesinden mezun olarak deneyimlerini paylaşıyorsun. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bence insanlar sabrediyor. Yeterince sabreden insan çok gördüm. Ama belirli bir noktada da ben buna emek veriyorum ve hiçbir şeyi karşılığını alamıyorum diyen çok insan var. Söylediğin tamamen doğru. Gerçekten bir konuda tecrübelenip orada birazcık dişini sıkıp sonrası yükselmek de mantıklı olabilir. Sadece o dayanabileceğin o küçük nokta gerçekten dayanamayacağın noktalara ulaşıyor. Böyle bir sıkıntı vardı. Bilmiyorum yani belki ben kendim dayanamamışımdır ama çok insancıl olduğunu düşünmüyorum gerçekten o çalışma şartlarının. En azından aldığın ücret değil de hani çalıştığın stres ve mesai saatlerini düşündüğünde kaldıramayacağını anlıyorsun. Peki bazı alanlar birbirlerine tacizde bulunurlar meslek hayatında. Mimarlık zaten kendisi kendi başına yoğun bir mezuna sahip bir bölüm. Buna ilaveten inşaat mühendislerinin tacizine de uğruyor mu? Yani ben mimarlık diplomamla çalışabileceğim bir işte inşaat mühendisiyle gelip benim işimi alabiliyor mu? Şöyle oluyor aslında, şu anda bu yapı sektöründe bir kriz olmasından kaynaklı olarak iş yok zaten. Şu anda inşaat mühendisleri daha kötü durumda. Yani bir işletme mimar alıyor, inşaat mühendisi almıyor. Böyle bir duruma geldi durum. Çünkü ne kadar hani her şeyden haberdar olan biri varsa o daha iyidir. Her türlü joker eleman gibi kullanırız, iç mimarlık da yapar. İnşaat mühendisliğinden de anlar gibi mimarları tutmaya daha meyilli insanlar. Ama tabii ki bir mimar bir inşaat mühendisinin yaptığı şeyi yapamaz. Yani onun hesaplamaları çok daha kritik. İç mimarlığın tasarladığı iç mekan çok daha farklı. O yüzden bu çok yanlış bir şey. Ama şu anda işsizlik konusunda inşaat mühendisi daha düşük durumda. Mimarlıktan daha kötü durumda. Yani aslında taciz dediğimiz olay mimarlığın inşaat mühendisliğine taciz ettiği durum burada. Evet ama aynı zamanda mimarlık içinde inşaat mühendisliğinin yapılmasının beklenmesi de yine mimarlığa bir taciz oluyor bence. Evet. Şimdi bazı alanlarda, bazı bölümlerde Burcu maalesef alan dışında çalışıyor mezunlar. Örnek veriyorum işte özellikle devletin açmış olduğu kadrolar vardır. İşte bazı işte güvenlik birimlerine veya işte ne bileyim eğitim birimlerine bölüm mezunları işsiz kaldığı için başvuruyorlar. Bu şekilde işte boşta kalacağım en iyisi ben burada bir sınav hazırlanıyorsam, yüksek lisans yapıyorsam, yüksek lisans hazırlanıyorsam en azından gelir elde etmek için farklı alanlara yöneliyorlar. Mimarlarda da bu durum var mı? Yani yoksa mimarlar ya ben mimarlıktan başka hiçbir şey yapamam deyip direniyorlar mı? Yoksa bir şekilde iş bulamadıkları için veya istedikleri işi bulamadıkları için yani meslek ismi vermeyeyim ama anlamışsındır umarım. Farklı alanlara, özellikle devlet kadrolarına yöneliyorlar mı? Kendi diğer arkadaşlarım da düşünerek bu soruya cevap verirsen sevinirim. Tabii. Aslında bu çok yaşanan bir durum şu anda. Ben çevremden de çok duyuyorum. Mimarlık yapamadığı için insanlar devlete ve okullara çok yöneliyor. Şu anda neredeyse herkes okulda bir öğretim elemanı olmaya çalışıyor. Ama aslında gerçekten istediği bir şey olduğu için değil. Hı hı. İş bulamadığı için. Bu acı bir durum çünkü bir akademik bir insanın yani bunu gerçekten isteyip yapması, bu şekilde öğrencilere bilgilerini aktarması gerekirken işsiz kaldığı için seçmesi çok yanlış bir şey bence. Herkes tabii ki tutku duyduğu işi yapmalı. Mimarlık yapmak istiyorsa onu yapmalı. Bu durum gerçekten var. Şu anda yüksek lisans yapanların büyük bir çoğunluğunun amacı akademik olarak devam etmek hayatına ve bu şekilde para kazanmak.
Şu anda da şöyle bir durum söz konusu oldu. Artık o kadar çok talep var ki bu duruma. Şu anda akademik kadrolar da doldu. Yani onun için de bir rekabet oluştu. Bu sefer farklı sınavlardan daha yüksek almaya çalışıp daha ön plana çıkmaya çalışıyor insanlar. Her türlü mimarlıkta çok büyük bir rekabet var. Çünkü insanlar işsiz ve bir şeyler yapmak için çabalıyorlar. Çok fazla mimarlık mezunu var bu arada Türkiye'de. Böyle bir sıkıntı olması da var tabii. Son sorum, üniversite etiketinin önemi var mıdır? Yani ben X üniversitesinden mezun olduğum için mimarlık için avantajlı olup Y üniversitesinden mezun olduğum için dezavantajlı olduğum gibi farklılıklar oluşuyor mu peki piyasada? Bunun oluşabileceğini herkes çok söyler. Hep düşünürüz. Yani bu şekilde olunca nasıl olacak gibi. Ben açıkçası devlet üniversitesine geçmemin en büyük sebeplerinden biri buydu. Hani çok daha bilindik ve herkesin takdirini almış bir üniversiteden mezun olmak için geçmiştim. Fakat bu durum hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu da çok ilginçtir bence. Aslında böyle bir kanı var. Yani bazen iş ilanlarında özellikle şu 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 üniversitelerden mezun olmuş diye yazarlar. Ama asıl önemli olan şey kendinizi nasıl donanımlandırdığınızdır, nasıl bir bilgiye sahip olduğunuzdur. Çünkü o şekilde o etiketle sizi alıp sonrasında sizinle birlikte çalışamayacağını gördüklerinde yine devam edemeyeceksinizdir o iş yerinde. Şu anda önemli olan, günümüzde bence bütün mesleklerde önemli olan şey kendinizi o konuda ne kadar donanımlandırabildiğiniz, yeni ne kadar çok program, mimarlık için konuşmak gerekirse bildiğiniz ve dil bildiğinizdir. Yani hani işte bir devlet üniversitesine girmedim, o zaman ben mimarlık yapamam gibi bir düşünceye asla kapılmaması gerekiyor bence. Onun yerine ne öğrenebilirim diye çabalamak lazım. Burcu, ne söylemek istersin üniversite adaylarımıza ve daha doğrusu mimarlık hedefini şu an çalışma masasının üstüne yapıştırmış, buna odaklanmış ve bu doğrultuda çalışan üniversite adaylarımıza ne gibi şeyler söylemek istersin, ne yapmalılar, ne konuda, hangi hususta mimarlıktan vazgeçsinler, hangi konuda mimarlıktan vazgeçmesinler? Bir tecrübeli bir mimarlık bölüm mezunu olarak ne söylemek istersin? Mimarlık bence okurken, çalışırken her anlamda zor bir meslek. Eğer gerçekten bunu yapmak istiyorlarsa, bunun için tutku duyuyorlarsa ve gerçek anlamda yani ben uyumasam da olur, ben çalışmayı yani para kazanmasam da gibi bir düşünce de olabilir. Bunu idealist bir şekilde istiyorlarsa yazabilirler. Ama ben rahat bir hayat istiyorum. İşte daha rahat olayım, çalışayım, evet ama bu kadar da zorlanmayayım, aynı zamanda okurken de bu kadar zorlanmayayım gibi bir düşünce varsa mimarlık doğru bir meslek değil. Çünkü insanları yıpratır bu şekilde düşünen insanları. Bence eğer gerçekten mimarlıkla tutku duyuyorsanız ve mesela mimarlıkla ilgili insanlarla da konuşulabilir ve staj yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bu konu hakkında ki çalışmalar içinde bulunup bunu kaldırabileceğini düşünenler varsa bence seçebilirler. Ama çok kritik bir durum. Yani son diyorum ama hakikaten bu da aklıma geldiği için sormak istiyorum. Bugün senin anlattıklarından bu yığılmaların olduğunu anlıyoruz mimarlık için. 2000 ve inşaat sektörünün de durma noktasına geldiği, zayıf kaldığı, düşe geçtiği bir dönem içerisindeyiz. 2024-2025 yıllarını nasıl görüyorsun? Çünkü 2024-2025 yılları bu yıl üniversitede mimarlığı seçen ve giren öğrencilerin mezun olacağı yıllar. Sen 2024-2025 için ne söylemek istersin mimarlık hakkında? Mimarlık ve inşaat sektörü aslında belli senelerde bir yükseliş yaşamıştı. O dönem bir tercih patlaması da yaşandı yükselmesinden dolayı. Daha sonra tabii ki çok fazla üzerine gidildiği için inşaat sektörü bir anda düşüşe geçti. Şu an düşüş dönemini yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda hem inşaat mühendisi mezunları hem mimar mezunları zorlanıyor. Ama bu şekilde tabii ki devam etmeyecektir. Belli bir noktadan sonra tekrar yükselmeye başlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü hiçbir şey dipte kalmaz. Yani bir şekilde onun yükselmesi için çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Fakat tabii ki hiçbir şey kesin de değil. Yani şu anda umut dolu da yaklaşamam duruma. Göreceğiz diyebilirim.
Sadece eğer gerçekten mimarlık seçmek istiyorsanız bu konu hakkında okuyun, donanımlanın. Yurt içinde ve yurt dışında illaki bir şekilde kendinize yer bulacaksınızdır. Burcu, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten mimarlık düşünen ve merak eden öğrencilerimize ufuk açıcı ve mimarlığı ezber bozan bir şekilde tanıtıcı bir video oldu. Bize samimi bir şekilde hem öğrencilik, hem seçim, hem de mezuniyet sonrası dünyayı birazcık anlatmış oldum. Tabii bazı kısımlarda genelleme yapamamaz. Çünkü bu senin şahsında, senin yaşadıklarını bir şekilde burada dinlemiş olduk. Başka bir profilde, başka mezunlar, başka öğrencilik hayatları illaki vardır ama senin gözünden, bir mimarlık öğrencisi, mezunu gözünden mimarlığı tanımış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ben de, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün konumuz mimarlıktı. Konuğum Burcu Ulutaş. 2016 yılında Türkiye'nin gerçekten önde gelen üniversitelerinden bir tanesinden mezun olmuş. Mimarlık bölümünden mezun olmuş bir kişi olarak mimarlığı bize öğrencilik ve seçim, ardından da mezuniyet sonrası hakkında bize bilgiler verdi. Söylediklerinden birkaç şeyi ben de tekrar hatırlatmak istiyorum. Üniversite seçiminde Burcu akademik kadroya ve ders içeriklerine çok dikkat etmiş. Ders içerikleri hakikaten diğer bölümlerin birazcık farkında bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Mimarlığı düşünen adayların öncelikle mimarlıktan sonraki dünyayı bir şekilde, mimarlıktan sonraki yaşantılarını, alt dalları belirledikten sonra ders içeriklerini seçmesi gerektiğini söyledi Burcu. O yüzden ders içerikleri üniversite seçimi için önemli dedi. İstanbul'un altını kalın harflerle çizdi. Çünkü İstanbul'un sanat ve kültürel birikintisinin ve etkinlik anlamında, etkinlik takvimi olarak daha fazla ulaşılabilir etkinliklerinin olduğunu İstanbul'da altını çizdi. Her çizim yapabilenin, çizimi her iyi olanın mimar olmam, yani mimar olmak zorunda ya da çizim yapamayan hiçbir şekilde mimar olamaz gibi kavramların keskin olduğunu ve bunların yanlış olduğunu söyledi. Yabancı dil olarak İtalyanca benim de her zaman duyduğum bir şeydi. İtalyanca'nın birazcık daha iç mimarlık tarafında kaldığını, iç mimarlık için önemli olduğunu, mimarlık için ise Rusça, Çince ve Almanca dillerinin, İngilizcenin yanı sıra önemli olduğunu söyledi. Mimarlık öğrencilerinin öğrencilik hayatında, son sınıfta, üçüncü sınıfta part-time çalışanların birazcık daha avantajlı olduğunu söyledi iş bulma noktasında. Ve mezuniyet sonrasında ciddi bir rekabetin olduğunu ve genellikle mikro ölçekli firmalarda yığılmalarının olduğunu, burada da birazcık daha et senin kemiği benim tabiri caizse mantığının mimarlık mezunlarına dayatıldığını söyledi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben de gerçekten bilmediğim birçok şey öğrendim mimarlık hakkında. Bir sonraki programda başka bir bölümde karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.